Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün Hollandaca sıfatları sizlere göstermeye çalışacağım. Hollandaca sıfatların cümle içerisinde farklı durumları vardır. Öncelikle kendi başına kullanımı, bunu groot örneğiyle belirtelim. Örneğin the school is groot cümlesinde groot cümlenin sonunda kendi başına isimsi bir sıfat halini almıştır. Burada okul büyük demek anlamı çıkıyor. Tekrar edelim. The school is groot. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ikinci örnekte de işaret sıfatıyla birleşen bir cümle görüyoruz aynı zamanda. Die Scholen zijn groot. Şu okullar büyük. Gördüğünüz gibi groot'un şeklinde yine değişiklik yoktur. Herhangi bir şekil değişikliğine veya düzensiz bir cümle ya da isim halini almıyor sıfat. Kendi halinde yazıldığı gibi yazılıyor. Die Scholen zijn groot. Şu okullar büyük. Sonraki cümleye geçiyoruz. Ik vind die school groot. Şu okulu büyük buluyorum. Gördüğünüz gibi yine groot'ta herhangi bir değişiklik yok. Tekrar ediyorum, cümlenin içerisinde sıfat kendi başına kullanıldığında herhangi bir değişikliğe uğramıyor. Mooi. The house is mooi. Ev büyük. The houses zijn mooi. Şu evler büyük. Ve ik vind dat huis mooi. Şu evi güzel buluyorum. Diğer bir örnek ise arkadaşlar, genel itibariyle veriyoruz. Bunun da yaklaşık 25-26 kullanım durumu var ama biz öncelikle en önemli kural olan sıfat isimden önce gelirse e eki alır arkadaşlar. The mooi house. Mooi'deki e'yi görüyorsunuz yazılışta arkadaşlar. The grote school. Grote'daki e ekini de görmüş oluyorsunuz. Evet arkadaşlar, bu iki basit örnekle de sıfattan önce, isimden önce gelen sıfatların durumunu size göstermiş oluyorum. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.